Sektörün yıldızları bu hafta Aydın'da, Nazilli Diş Kliniği'nde ve yanımızda Nurcan Hanım var. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ben 2006 yılında Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun oldum. 2008 yılında Nazilli Diş Kliniği'ni kurduk eşimle birlikte. Yaklaşık 2 yıldır da bu yeni adresimizde hizmet vermeye devam ediyoruz hastalarımıza. When I get the feeling, Rio in the summer, you can come and meet me, we can fall in. Nurcan Hanım, son zamanlarda trend haline gelen gülüş dizaynı ile ilgili bizi bilgilendirir misiniz? Hastalarımıza yeni bir gülüş dizayn ederken ideal gülümseme kriterlerini baz alıyoruz. İdeal gülümsemede istediğimiz şey hastanın gülümserken diş etlerinin hiç görünmemesi, dişlerin düzgün görünmesi, beyaz görünmesini istiyoruz. Bu doğrultuda hastaların dişlerine, diş etlerine, hatta zaman zaman dudaklarına bazı müdahalelerde bulunuyoruz. Hastalarımızdan gülüş dizaynı talebiyle kliniğimize gelen büyük bir grubun sorunu gülümserken diş etlerinin çok fazla görünmesi. Bu estetiği bozan bir durum. Bunun birkaç sebebi oluyor. Örneğin üst dudağını yukarı çeken, gülümserken yukarı çeken kasların fazla kasılması. Gülümseme sırasında dudağı çok yukarı çeker ve hastada estetik olmayan bir görüntüye sebep olur. Bu hastalarda küçük botoks uygulamaları yaparak o fazla kasılan kasları gevşetiyoruz ve dudak normal pozisyona geliyor. İkinci bir grup, yine gülümserken diş etlerini fazla gösteren ikinci grup, üst dudağın çok ince olduğu durumlar. Bu hastalara üst dudağa dermal dolgu uygulaması yapıyoruz. Olması gereken daha ideal kalınlığa getiriyoruz ve diş etlerin üzerine örtmesini sağlıyoruz. Bazen bu iki durumun dışında dudakları normal kalınlıkta, etraf kaslar normal kasılma durumunda da hasta gülümsediğinde yine de diş etleri göründüğü durumlar oluyor. Bu hastalarda da problem diş etlerinin kesici kenara doğru uzamış olması. Bu hastalarda diş etlerini lazerle uzaklaştırarak ve yerinde şekillendirerek ideal pozisyonunda tamamlıyoruz. Buraya kadar anlattığım kısım gülüş dizaynında pembe estetik kısmıydı. Pembe estetik uygulamaları sırasında hastalarımızın en çok merak ettiği şey herhangi bir ağrı duyup duymadıkları. Bu tedavilerin hiçbirinde hastalarımız herhangi bir ağrı hissetmiyorlar. Pembe estetiğini tamamladığımız hastalarda beyaz estetik dediğimiz dişe uygulamalar kısmına başlıyoruz. Dişe uygulamalarımız bazen başvuran hastalarımızda dişlerinde herhangi bir form bozukluğu, şekil bozukluğu olmayabiliyor. Bazen sadece bir lazerle beyazlatma tedavisiyle gülüş dizaynını tamamlayabiliyoruz. Bazen özellikle yaşa bağlı olarak üst dişlerinde aşınmalar olan hastalarda lamina tedavileri, lamina uygulayarak dişleri uzatıp gülüş dizaynını o şekilde tamamlayabiliyoruz. Ya da üst dişlerinde fazlaca restorasyon bulunan hastalarda zirkon kaplamalar yoluna giderek tedavimizi sonlandırabiliyoruz. When I get the feeling, Rio in the summer, you can come and meet me, we can fall in love. Take me to the sea, take me to the sun, just a little secret, no one needs to know. Oh, rendezvous. Diş hekimliğinde botoks kimlere uygulanıyor? Diş hekimliğinde botoksu en sık uyguladığımız konu özellikle dişlerini gece sıkan veya gıcırdatan hastalarda. Bu hastalarda çiğneme kası, maseter kası özellikle olması gerekenden çok büyük ve fazla güçlü oluyor. Normalde geceleri bütün kaslarımızın gevşek olması gerekiyor dinlenebilmemiz için. Bu hastalarda çiğneme kasları sabaha kadar aktivitesine devam ediyor. Hastalar uyandıkları zaman dinlenemeden işte birçok yerinde ağrılarla eklemlerinde işte zaman zaman ensesine yayılan ağrı şikayetleriyle kliniğimize başvuruyorlar. Bu hastalarda özellikle botoksun diş hekimliği pratiğinde uygulanmaya başlamasından sonra tedavilerimiz çok kolay oldu. Direkt etkeni ortadan kaldırmaya yönelik çok çalışan kasın, çiğneme kasının içine botoks enjeksiyonu yapıp kası gevşetiyoruz. Hasta direkt rahatlıyor. Yaşam kalitesini son derece arttıran bir uygulama. Oh,
Şu an yanımızda Olgun Bey var. Bizi implant uygulamasında yeni gelişmeler hakkında bilgilendirir misiniz? İmplant uygulamalarında özellikle tüm dişlerini kaybetmiş hastalarda yapılan implant uygulamadan yapılan klasik protezler çok genelde çok başarılı sonuçlar vermez. Herhangi bir tutucu unsur olmadığından dolayı. Zaten bunlar da hemen hemen tüm dünyada artık kullanılmamaya başlandı bu tip protezler. Şimdi bu tip hastalarda, tüm dişlerini kaybetmiş hastalarda özellikle uzun yıllar önce tüm dişlerini kaybettiyse arka bölgelerde, azız dişlerin olduğu bölgelerde implant uygulamaya uygun kemik her zaman bulamayabiliyoruz. Yeni gelişmeler, implant konusundaki yeni uygulamalar hastaların ön bölgede, güvenli bölge dediğimiz ön tarafa farklı açılarla, farklı bir cerrahi teknikle 4 implant uygulayarak hastanın tüm dişlerini, üzerine de porselen dişler yaparak hastanın tüm dişlerini sağlayabiliyoruz ve sabit protez kullanımına imkan veriyor bu şekilde hastaların. Just a little secret, no one needs to know. Oh, rendezvous. İmplant yaptıracak hastalar en çok neye dikkat etmeliler? İmplant yaptıracak hastalar öncelikle yapacak olan hekime güvenmeleri gerekir ve hekimin daha önce yaptığı uygulamalar hakkında bilgi sahibi olması lazım hastaların. Günümüzde bazı sahte implantlar, yanlış implant uygulamalarından dolayı doğan komplikasyonlar oluyor. Hastalar implant yaptıracakları hekime hangi marka implantı uygulayacağını sormalılar. Bu implantın belgeleri var mı? Hangi ülkede üretilmiş? Bu tip soruları hekimlerine sorabilirler. Ve hekimin de daha önceden yaptığı implant uygulamalarının başarısıyla ilgili bilgi alabilirler hastalar hekimlerinden. You can come and meet me, we can fall in love, take me to the sea. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz. Just a little secret, no one needs to know.